Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 29 Ağustos 2018 Çarşamba, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği ve Türkiye'ye yönelik son yaptırımları Brüksel'le Ankara arasında yeni bir dönemin de kapısını açtı. Avrupa Birliği ile ilişkiler ve müzakere sürecinde yeni yol haritasını belirlemek üzere Dışişleri, Hazine, Adalet ve İçişleri Bakanlarından oluşan Avrupa Birliği Reform Eylem Grubu bugün bir araya geldi. Toplantı sonrası yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verildi. AB ile ilişkilerimizde öncelikle devam eden ve sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız. Amerikan yönetiminin yaptırım kararları sonrası Türkiye, Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde yeni bir sayfa açmak için harekete geçti. Gümrük Birliği müzakerelerinin tekrar başlatılması ve yine vize serbestisinin hayata geçirilmesi. 7 kriter vardı, şimdi 6'ya düştü ve bu konuda Avrupa Birliği kurumlarıyla ve komiserlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çabalarımızın karşılığını almak istiyoruz. Ve önümüze özellikle siyasi engellerin çıkarılmasını istemiyoruz. Atılacak adımlar Dışişleri, Hazine, Adalet ve İçişleri Bakanlarından oluşan Avrupa Birliği Reform Eylem Grubu toplantısında masaya yatırıldı. Yargı, ekonomi, güvenlik gibi alanlarda izlenecek yol haritası bakanlar tarafından açıklandı. Önümüzdeki dönem yargıya güvenin artacağı ve yargının hızlanacağı bir dönem olacak. Yine AB ile sürdürdüğümüz temaslar ve ortak projeler kapsamında yargıda hedef süre uygulamasını bu pazartesi günü uygulamaya başlatacağız. Türkiye ekonomisinin gelecek perspektifine ilişkin detaylar aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da cari açık ve enflasyonla mücadeleye dikkat çekti. Cari açığı azaltma tüm yatırımlarımızda, harcamalarımızda temel hedeflerimizden biri olmaya devam edecek. Enflasyonla mücadele noktasında çok daha fazla sorumluluk alıp uygulayacağımız mali politikalarla 2019 yılı Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde çok güçlü bir yıl inşallah olacak. İçişleri Bakanı Soylu da yeni dönemde terörle mücadelenin süreceğini vurgu yaptı. Terörle mücadelede PKK, YAŞ, FETÖ ve diğer aşırı sol terör örgütleriyle mücadele iradesi esas itibariyle direkt Avrupa güvenliğiyle de alakalıdır. Bu konuda reform iradesine sımsıkı sarılan ve bu çizgiyi devam ettiren bir anlayışı kendi çerçevemiz içerisinde devam ettireceğiz. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'deki 20 banka ve finans kuruluşunun notunu indirmesinin ardından Merkez Bankası'ndan hamle geldi. Merkez Bankası bankalar arası para piyasası limitlerini değiştirdi. Bankaların borç limiti iki katına çıkarıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir dedi. Merkez Bankası 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağını duyurmuştu. Karar Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in Türk lirasındaki değer kaybı ve fonlama imkanlarının azalma ihtimali gerekçeleriyle Türkiye'deki 20 bankanın notunu indirmesinin ardından geldi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ağırlıklı olarak yaklaşan yerel seçimlerin konuşulduğu toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde devam edip etmeyeceği soruldu. İlkesel olarak şunu söyleyebilirim. Cumhur İttifakı'nın milletimizin taleplerine, milletimizin arzularına ne derecede büyük karşılık verdiğini geçmiş dönemde gördük. Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak ortaya koyulan ilkelere bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bu ilkelerin kıymetli olduğunu, bu ittifakın kıymetli olduğunu her zaman altını çiziyoruz. Ama yerel seçimde böyle bir şey olur olmaz gibisinden şu anda bir değerlendirmemiz yok. Daha onlara vakit var. O şekilde bir değerlendirme söz konusu olduğunda ben sizinle bunu açık ve net bir şekilde paylaşırım. Dediğim gibi Cumhur İttifakı'nın önemli olduğunu, Cumhur İttifakı'nın ilkelerinin devam etmesi gerektiğini, bu ittifaka bağlılığımızın her zaman altını çiziyoruz. Ama bu söylediğiniz bağlamda yerel seçimde ittifak olur olmaz şeklindeki bir gündemi henüz değerlendirmedik. Onu önümüzdeki günlerde değerlendirdiğimizde sizinle paylaşırım.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin borç batağı içinde olduğunu savundu, iktidarın ekonomik krizi saklamaya çalıştığını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için söylediği döviz baronlarıyla hareket ediyor suçlamasına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, benim 1 liralık döviz baronlarıyla ilişkimi ispat et, siyaseti bırakacağım dedi. Hesapsız, kitapsız, basiretsiz bir yönetim Türkiye'yi teslim almış durumda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre ekonomide işler yolunda gitmiyor. O onurlu ve gururlu, kimseye ödün vermeyen, ekonomik bağımsızlığını sağlayan, kimseden borç dilenmeyen, Londra'ya gidip acaba tefecileri ikna edebilir miyim, biraz para alabilir miyim diye bir arayışa girmeyen Mustafa Kemal'in Türkiye'sinden bugün Erdoğan'ın Türkiye'sine gelelim. Tam bir borç batağı içindeyiz. Bir duyunu umumiye dönemine doğru süratle Türkiye gidiyor. Parti meclisi toplantısının açılışında konuşan CHP lideri, iktidarın ekonomik krizi saklamaya çalıştığını savundu. Neymiş? Efendim Amerikalı bir papaz varmış da o nedenle kriz çıkmış. Yok efendim, kriz zaten vardı. Borcun faizini ödemek için borç alıyorsan ve bunu bütün dünya biliyorsa sen istediğin kadar hamasetle edebiyat yap. Kılıçdaroğlu, krizin çözümü için sundukları önerilerin Erdoğan tarafından hakaretle karşılandığını söyledi. Sarayda oturan zat dedi ki, Kılıçdaroğlu döviz baronlarıyla hareket ediyor. Benim 1 liralık döviz baronlarıyla ilişkimi ispat et, siyaseti bırakacağım. Ama ben senin döviz baronlarıyla ilişkini her ortamda açıklıyorum ama senden tık yok. CHP lideri Erdoğan'a 9 soru yöneltti. Tarımı bitir. Çiftçiyi borç batağına sürükle. Samandan mercimeğe, canlı hayvandan ete kadar tarım ürünlerini ithal et diyen dış güçler miydi? Merkez Bankası'na müdahale et. Her şeyi sen belirle diyen dış güçler miydi? Borç almak için Katar'ın kapısını çalmaya ve yalvarmaya başladın. Yeni emirleri Katar'dan mı alacaksın? Sayın seyirciler, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan iki asker bugün son yolculuklarına uğurlandı. Şehit erler Konya ve İstanbul'da toprağa verildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesiyle şehit olan iki asker memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Bugün ben şehit babası oldum. Bugün benim bayramım. Tamam mı? Yaşasın vatan millet. 9 askerin yaralandığı kazada şehit düşen piyade erler Osman Karaalı'nın naaşı memleketi Konya'ya, İsa Erçetin'in naaşı ise İstanbul'a gönderildi. Gece askeri uçakla Konya'ya getirilen şehit Osman Karaalı'nın cenazesi helallik için baba evine getirildiğinde yakınları sinir krizi geçirdi. Şehit piyade er Osman Karaalı'nın naaşı, Beyşehir ilçesi Karaalı Merkez Camii'nde binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şehit piyade er İsa Erçetin için de İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Ataköy 5. Kısım Camii'ndeki cenaze törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'la çok sayıda vatandaş katıldı. Bizim ona karşı bir hakkımız yok ama onun vardır. Ama hakkımız olsa bile geliniz, haklarınızı helal ediniz. Kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda top arabasına konulan şehit Erçetin'in naaşı Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi. FETÖ'nün firari hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden hakimin cezası belli oldu. Eski hakim Çetin Sönmez'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık eski hakim Çetin Sönmez aleyhindeki tanık beyanlarının 20-25 yıl öncesine ait olduğunu, örgütle aleyhindeki tanık beyanlarının örgütle ilgisinin bulunmadığını savunarak tahliye ve beraatini talep etti. Esasa ilişkin görüşünü tekrarlayan duruşma savcısı, Sönmez'in silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme heyeti Sönmez'in 8 yıl 9 ay hapiste cezalandırılmasını hükmetti. Karar oy birliğiyle alındı.
Kararla birlikte tutukluluğunun devamına hükmedilen Sönmez cezaevine götürüldü. Mahrem imam yapılanmasına yönelik bu sabah Ankara merkezi yeni bir FETÖ operasyonu başlatıldı. Jandarma Genel Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 14 as subayla 9 mahrem imam olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi. İkisi aktif görevde olan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Bursa'da görevliyken ihraç edilen bir as subay olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. ...8 Haziran'da başlayan ve kaçak yapıları kayıt altına alınmasını amaçlayan imar barışı düzenlemesine başvurular sürerken hak sahipleri de tapularına kavuşmaya başladı. Yurt genelinde Denizli'nin ardından ikinci tapu Bursa'da 4 katlı bir binaya verildi. Aldık oğlum, aldık. Şimdi ölürsem de gözlerim açık gitmez. Bursa'da yaşayan 83 yaşındaki Hasine Babür imar barışından yararlandı. Ülke genelinde ikinci tapuyu alan isim oldu. Her zaman biz düşünüyordum ben bunu. Her zaman deyince hemen ilk evvela ben koştum. İlla alayım dedim. Osman Gazi ilçesi Sıra Meşeler mahallesinde 1987 yılında yapılan 4 katlı binaya yapı kayıt bedeli için 11.620 lira, toplamda ise yaklaşık 35 bin lira ödeyen yaşlı kadın tapusuna kavuştu. Vatandaşların öncelikle biz evrak takipleri için vekalet aldık. Yapı kayıt belgesi alınması gerekiyor. Sonra bir harita mühendisine, yani bu da serbest çalışan harita mühendisleri ve dikkatler olmak üzere zemin tespit tutanağı düzenlendirildi. Yapı kayıt belgesinin ardından harita mühendislerinin ve mimari projelerin oluşturduğu süreç bir ayı bulabiliyor. Vatandaşımız tapu işlemlerini istediği için tapu kadastro bölümüyle görüşüldü, işlemler başlatıldı. Harita çizimi, yani zemin tespit tutanağı dediğimiz ve mimari proje röleveleri hazırlandı. Bütün dairelere tek tek girilerek rölevesi çizildi. Ortalama 35 bin TL ödeme gerçekleşti. Bunun sonucunda 4 tane kat mülkiyet tapumuz almış bulunmaktayız. Harita mühendisi Gökhan Yıldız, sürecin zor da olsa sonunda mutlu bittiğine dikkat çekiyor. Mimar proje hazırlanıyor. Sonra bu ilgili binamızın yönetim planı oluşturuluyor. Sonuçta bina olduğu için deprem sigortaları da yaptırması gerektirir. Yapı kayıt belgesi bedeli kadar bir bedel ödenmekle birlikte ilgili binamız kaç katsa her bir bağımsız bölüm için vergisi yatırılıyor. Döner sermaye bedeli ödenmesiyle birlikte tapularımız nihayete kavuşuyor ve tapular vatandaşa verilmiş oluyor. Bursa'da sanayinin neden olduğu kirlilik neredeyse bir çevre felaketi boyutuna ulaşmak üzere. Dünyaca ünlü Santa Maria ve Deveci Armutları'nın üretildiği Gürsu ilçesi kirlilikten en fazla payını alan bölgelerin başında geliyor. Öyle ki tarımsal sulamada kullanılan dereden adeta zehir akıyor. Buradan normalde bize yağmur harici hiç su gelmeyeceği söylendi ama şu anda burada bir katliam yapılıyor. Dünyaca ünlü armutların yetiştiği Bursa'nın Gürsü ilçesinde tarım alanlarının sulanmasında kullanılan cambazlar deresi bugünlerde adeta zehir saçıyor. 2 ay önce de buradan kıpkırmızı bir su aktı, kan gibi böyle. Balıkların hepsi öldü gitti, hayvancıklar. Ağköy ve cambazlar mahallelerinde üreticilerin tarımsal sulamada kullandığı cambazlar deresine bir süre önce BUSKİ tarafından yağmur suyu kolektörü bağlandı. Tarımsal amaçlı kullandığımız su akıyordu buradan daha evvel. Şimdi bu yağmur kolektörünü buraya bağlayınca buradan dediler sadece yağmur suyu gelecek. Ama Gürsu'dan herhalde kaçak bağlantılar var. Boyane suyu devamlı akıyor. Ancak kolektörden yağmur suyu yerine ilçede faaliyet gösteren boyanelerin atıkları geliyor. Gördüğümüz aslında yağmur suyu kolektörü Gürsu bölgesinden gelen. Fakat sanayiden gelen buraya veya kaçak olarak atılan tahmini bir boyane veya bir atık su var. Bunlar tabii bizim gördüklerimiz. Gece vatandaşın görmediği
sular var. Sorunu yetkililere ilettiklerini ancak bir çözüm bulamadıklarını belirten Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez tehlikeye dikkat çekiyor. Bunu defalarca yetkililere söylememize rağmen bunu sorunu bir türlü çözemedik. Hem balıkları ve canlıyı zehirliyor, artı tarımsal amaçta kullanmamız gereken suyu da kullanamıyoruz. Sevgili izleyenler, Antalya'da bir Rus turistleri taşıyan iki tur minibüsüyle bir tırın karıştı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 12'si Rus turist, 15 kişi yaralandı. Belek'ten aldığı turistleri Antalya Havalimanı'na götüren tur minibüsü, Serik Antalya yolu Koca Yatak Kavşağı'nda yol kenarındaki bir tesiste mola vermek üzere sağa dönüş yaparken arkasından gelen tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tur minibüsü önünde seyreden bir minibüse çarptıktan sonra su kanalına düştü. Kazada tır şoförü ve minibüs sürücüleriyle aralarında çocukların da olduğu 12 Rus turist yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Serik'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tur minibüsünden yaralmadan kurtulan 9 yolcuysa uçaklarına yetiştirilmek üzere olay yerine gelen başka bir araçla Antalya Havalimanı'na gönderildi. Amasya'da ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Osmaniye'den Trabzon'a giden Yılmaz Bal İdaresi'ndeki yolcu otobüsü, Merzifon'un Uzun Yazı Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Olay yerine gelen polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi bölgede incelemelerde bulunduğu, içerisinde 43 kişinin bulunduğu otobüste bir kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eskişehir'de ihanet şüphesi röntgen odasında infazla sonlandı. Geçirdiği kaza nedeniyle röntgen filmi çekilmek istenen 31 yaşındaki adam, çalışanının eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay Eskişehir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Başka bir hastanede kantin işleten 31 yaşındaki Harun Güler, geçirdiği trafik kazası sonucunda hafif yaralandı. Devlet Hastanesi'ne götürülen Güler, röntgen filmi çekilmek üzere odaya alındığı sırada arkasından kendisini takip eden çalışanın eşi tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Harun Güler, acil servis doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 28 yaşındaki katil zanlısı hastane polisiyle özel güvenlik görevlileri tarafından bıçakla birlikte yakalandı. Zanlının emanet verdiği motosikletiyle kaza geçirip yaralanan karısının patronuyla eşi arasındaki mesajlaşmaları görünce cinayeti işlediği öne sürüldü. Sayın seyirciler, İstanbul nefes kesen bir fidye operasyonuna sahne oldu. 26 Ağustos'ta 100 bin dolar fidye için kaçırılan Libyalı turistin kurtarıldığı operasyon polis kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Aç kapıyı, aç kapıyı. Aç. İstanbul film sahnelerini aratmayacak bir fidye operasyonuna sahne oldu. 24 Ağustos'ta sınıf arkadaşı Cemal Abdurrazzak'la tatil için İstanbul'a gelen Libya uyruklu makine mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki Yasin Muhammed, Osmanbey'de bir otele yerleşti. Muhammed 26 Ağustos'ta Tunuslu Rava isimli kadınla tanıştı ve Türkiye'ye birlikte geldiği arkadaşını arayarak o gece otele gelmeyeceğini söyledi. Çok geçmeden otelde bulunan Cemal Abdurrazzak'ı arayan kişiler, Yasin Muhammed'in ellerinde olduğunu ve 100 bin dolar fidye verilmezse öldüreceklerini söyledi. Durumun polise bildirilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Abdurrazzak'ı arayan şüphelilerin Suriye Arapçasıyla konuştuğunu öğrenen polis, çalışmalarını Esenyurt'ta Suriyelilerin ağırlıkta olduğu bölgede yoğunlaştırdı. Libyalı Muhammed'in tutulduğu adresi belirleyen ekipler eve baskın düzenledi. Adresteki Suriyeli 3 kişi kıskıvrak yakalanırken polisi karşısında gören Libyalı genç rahat bir nefes aldı. Yasin, Türk polis okey. No problem. Tamam, gel. Gözaltına alınan Suriyeli 3 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Niye yaptınız? Fidye için mi kaçırdınız? Niçin kaçırdınız? Ne kadar para istediniz?
Antalya'da öğrenci yurdunda elektrik süpürgesinin kordonuna takılıp merdivenlerden düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki lise öğrencisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çocuğun başka bir öğrenci tarafından tekme tokat dövüldükten sonra merdivenlerden düşmesi kameralara yansıdı. Tekme tokat dövüldü, merdivenlerden düşüp öldü. Evladımın orada düşerek değil de dövülerek düşürüldüğünden eminim. Antalya'da öğrenci yurdunda elektrik süpürgesinin kordonuna takılıp merdivenlerden düştükten sonra tedavi gördüğü hastanede ölen lise öğrencisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 17 saniyelik bir kamera kaydını getirip düşerek olduğunu söylediler. Oradaki hocalardan hepsinden şikayetçiyim. Olay 4 Ağustos günü Alanya'nın Konaklı mahallesindeki özel bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Merdivenlerden düşerek başını beton zemine çarpıp ağır yaralanan 14 yaşındaki İsmail Kerem Topal, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Yurt yöneticileri acılı aileye çocuklarının düşme anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsünü verdi. Olayın örtbas edildiğini savunan aile yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Düşerek olmadığını evladımı tanıdığım için hani böyle bir geliş, böyle bir duruş, böyle bir düşüş olmayacağı için biz bunun arkasını araştırdık. Görüntülerde İsmail Kerem Topal'ın aynı yaştaki başka bir çocukla kavga ettiği ve tekme tokat dövüldüğü görülüyor. O anlarda kurs yetkilisi olduğu öne sürülen bir kişiyle 3 öğrenci de kavgaya seyirci kalıyor. Bütün yurt görevlileri bunun örtbas etmeye çalıştılar. Düşerek olduğunu söylediler. Yerden kalkan İsmail Kerem Topal'ın ayağının merdivenin hemen yanı başında bulunan elektrik süpürgesinin kordonuna takıldığı ve sendeleyerek merdivenden düştüğü kameralara yansıyor. Benim çocuğumu orada döverek öldürmüşler. Olayla ilgili soruşturma başlatan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrenci, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul'dan yürek yakan bir haber var sırada. 10 yaşındaki küçük kız annesine verilmek üzere icra memurları tarafından babasından alındı. Gözyaşlarına boğulan küçük Yağmur bu duruma "ben mal mıyım" sözleriyle isyan etti. İcra memurları küçük kızı babasından böyle aldı. Yürek yakan görüntülerin adresi İstanbul Bağcılar. Metin Çorlu işine boşanma davası açtı. 5 yıl süren mahkeme süresince kızın velayeti geçici olarak anneye verildi. Baba Çorlu açtığı davayla yaz tatilinde kızının bir ay kendisinde kalması hakkını kazandı. Kızım bana geldi. Geldiği zaman kızımın baktım farklılıklar gördüm. Sürekli baba şiddet gördüm dedi. Baba kız bir aylık süre sonunda eski eşinin açmış olduğu icra davasıyla ayrılmak zorunda kaldı. Ya. 10 yaşındaki küçük Yağmur annesi, polis ekipleri, icra memurları ve pedagog eşliğinde babasından alındı. Baba ve kızın ayrılmamak için verdiği mücadele yürek dağladı. Babasının kucağından inmeyen Yağmur, annesine de tepki gösterdi. Küçük kız tüm yakarışlarına rağmen babasından alındı. Ya yapma 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 yapma. Bu insan be insan. 11 yaşında. Kardeşim çekiyorum ya. Kızıyla birlikte evinden aşağı inen baba Metin Çorlu yaşananlara isyan etti. Zorla beni götürüyorlar seni kızım. Zorla bu ülkede böyle. 10 yaşındaki Yağmur götürüldüğü karakolda annesine teslim edildi. Sevgili izleyenler, dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Güney Amerika'daki şiddetli depremlerin ardından bu kez Pasifik Okyanusu'nun güneyinde 7.1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre deprem Mare Adası'nın 230 kilometre doğusunda kaydedildi. Okyanus tabanının 26 kilometre altında gerçekleştiği belirtilen depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi. Pasifik Dev Dalga Uyarısı Merkezi depremin tsunami oluşturmasını beklemediklerini kaydetti. Bölge ateş kuşağı olarak adlandırılan depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor. Based on earthquake information and historic tsunami.
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler bir saldırı haberiyle sarsıldı. Ülkenin güneyinde Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Mindanao bölgesinde bir sokak festivalinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken 35 kişi yaralandı. Yerel bir festival için toplanan kalabalığın arasına karışan saldırganın bıraktığı çanta büyük bir gürültüyle infilak etti. Patlamada en az 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Festivale katılanların şüpheli çantayı fark ederek polise haber verdiği ancak güvenlik güçleri olay yerine gelmeden patlamanın gerçekleştiği öğrenildi. Saldırıya terör örgütü IŞİD'in Filipinler kolu üstlendi. Yunanistan'da bir facianın eşiğinden dönüldü. Pire Limanı'ndan Girit Adası'na doğru demir alan dev feribotta çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Hemen limana geri dönen feribotta yaşanan panik kameralara yansıdı. Feribottan alevler yükseldi, 875 yolcu ve 141 mürettebat güçlükle tahliye edildi. Görüntüler Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan. Girit Adası'na gitmek üzere denize açılan Eleftheros Venizelos isimli feribot, Hidra Adası açıklarında yangın alarmı verdi. Feribotun otoparkındaki bir aracın alev aldığını belirleyen mürettebat, sahil güvenliği bilgilendirdi. Gemi Pire Limanı'na geri döndü. Feribotta büyük panik yaşanırken 141 mürettebat, 1016 kişi can yeleklerini giydi. Kalkıştan tam 4 saat sonra Pire Limanı'na demir atan feribotta ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak kameralardan yükselen yoğun duman liman bölgesini sardı. Yolcular hem öfkeli hem şaşkın, yetkililerse sessizdi. Uzun bir bekleyişin ardından yolcular otobüslerle farklı limanlara sevk edildi. Meksika'da ihbar üzerine harekete geçen polis dev bir uyuşturucu imalathanesine baskın düzenledi. Ormanın içine inşa edilen imalathane adeta bir laboratuvar görünümündeydi. Deney tüpleri, dev basınç kazanları. Görüntüler Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri sınırına sadece birkaç kilometre mesafedeki La Romorosa kasabasından. İlk bakışta bir laboratuvarı andıran imalathanede her gün 200 kilogramdan fazla metamfetamin sentezleniyor. İhbar üzerine harekete geçen ordu güçleri tesisi 10 kişinin yönettiğini belirlerken bir yıldır faaliyet gösterdiği düşünülüyor. En este lugar fue localizado un laboratorio clandestino. Uyuşturucu kartellerinin geçiş noktası olan sınır bölgesindeki operasyonlarda geçtiğimiz ayda 50 ton metamfetamin yok edilmişti. Amerikan Başkanı Donald Trump medyaya yönelik tepkisini Beyaz Saray'daki bir kabul sırasında sürdürdü. 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını ele almak için FIFA Başkanı Infantino'yu Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ağırlayan Trump, görüşmeyi izleyen gazetecilere kırmızı kart gösterdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Amerikan Başkanı Donald Trump'tan medyaya kırmızı kart geldi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını ele almak için FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Oval Ofis'te ağırladı. Amerikan Başkanı şampiyona sırasında Beyaz Saray'da olmayacağını ilginç bir ifadeyle dile getirdi. I won't be here. Maybe they'll extend the 10 because I know they'd love to see something. Because if they don't extend, the media is going to be very boring. It's going to be very boring. They're all be out of business, I guess. Infantino Trump'a 2026 yılını temsil eden 26 sırt numaralı ve 45. Amerikan başkanı olması nedeniyle 45 sırt numaralı iki forma verdi. Sarı ve kırmızı kartlar hediye etti. Trump da bu fırsatı kaçırmadı. Oval Ofis'teki gazetecilere kırmızı kart gösterdi. Could be useful for you. You know, in soccer we have referees, right? And they have cards. Ooh.
yellow cards and red cards. Yeah. Yellow card is a warning. Right. And when you want to kick out someone, you show them that card. Manş Denizi'nde Fransız ve İngiliz balıkçılar deniz tarağı avı yüzünden birbirine girdi. Yaklaşık 40 Fransız balıkçı teknesi 5 İngiliz teknesine saldırdı. O anlarda kameralara çok çarpıcı görüntüler yansıdı. Görüntüler İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'nden. Gastronomik yemek kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan deniz tarağı, Büyük Britanya adasını Fransa'dan ayıran Manş Denizi'nde adeta bir savaşa sahne oldu. Fransa'da deniz avı sezonu 1 Ekim'de açılıyor. 1 Ağustos'tan itibaren avlanmaya başlayan İngiliz balıkçılarsa Fransa kıyılarını mesken tutuyor. Bu duruma daha fazla katlanamayan Fransız balıkçılar İngilizleri kovalamak için kolları sıvadı. Si on laisse faire, ils vont ravager le secteur. Alors 40 kadar Fransız balıkçı teknesi gece yarısı İngiliz balıkçıların Normandiya kıyılarına girmesini engellemek için nöbet tutmaya başladı. Deniz tarağı avı için bölgeye gelen 5 İngiliz balıkçı teknesi daha ne olduğunu anlamadan Fransızların saldırısına uğradı. Büyük bir Fransız balıkçı teknesi İngiliz balıkçılara sert şekilde çarparak hasar almasına neden oldu. Kuşatılan İngiliz balıkçılar güçlükle limanlarına döndü. Tekneler ağır hasar alırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'ndaki bir sosisli sandviç standı öğle saatlerinde binlerce arının baskınına uğradı. Polis arıları vakumlama yöntemini kullanarak başka bir bölgeye tahliye etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nı arılar bastı. Literally the craziest thing I've seen. And I'm allergic to bees, so like I want to see it but keep my distance away from it. But Times Meydanı'nda 43. sokakla Broadway Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan bir sosisli sandviç standına öğle saatlerinde binlerce arı akın etti. It's fantastic that they should develop in a atmosphere like this. Standın şemsiyesi arıları taşıyamayınca çöktü. Polis olaya müdahale etti. Meydan bir süre trafiğe kapatıldı. It's scary. What's it doing in the middle of town? I mean, they can't really produce any honey up there, so we're in trouble. New York polisi özel bir ekiple vakumlama yöntemini kullanarak arıları başka bir bölgeye tahliye etti. New York nadiren de olsa bahar aylarında bu tür baskınlara tanık oluyor. Ancak uzmanlar küresel ısınma nedeniyle kraliçe arının kafasının karışmış olabileceğini, terk edilen bal arılarının da bu nedenle stand şemsiyesinde toplandığını vurguluyor. İspanya'nın Bunol kenti her yıl olduğu gibi bu yıl da kırmızıya boyandı. 145 ton domatesin harcandığı ünlü domates savaşı renkli görüntülere sahne oldu. Tonlarca domates, binlerce insan. İspanya'nın ünlü domates savaşları yine renkli görüntülere sahne oldu. Valencia'nın batısındaki Bunol kentinde düzenlenen etkinliğe turistlerin ilgisi hayli yoğundu. 6 kamyon dolusu 145 ton domatesten her katılımcıya 70 domates düştü. Kıyasıya mücadelenin adı domates, rekabetin rengi ise kırmızıydı. Dünyanın dört bir yanından 45 bin kişinin katıldığı etkinliğe Çin ve Japonya gibi Asya ülkelerinden gelen turistlerin ilgisi dikkat çekti.
Bunol kentine domates savaşı için gelenler eğlencenin doruğuna çıksa da İspanyollar bu durumdan hiç memnun değil. Kent sakinleri günler öncesinden evlerini ve dükkanlarını domatesten korumak için ahşap paneller ve plastik levhalarla kapatıyor. 1945 yılından beri gelenekselleşen domates savaşlarına ilgi her geçen yıl artıyor. Bu son haberimizdi efendim. Olay ana haberi burada noktalıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.